hemen amın oluyor. Ha yüklenmeden başka yere gitsem. Okay. Ha, tamam. Ha yol kısaymış lan. Şimdi bak. Muhabbetimiz ne olsun diye sorarsanız ben size bugün yine aynısını yaparım. Güzel bir soru. Tamam V'ye basacağım dur. Aranızda var mı anlatmak isteyen? Yoksa ben anlatayım. Bende çok hikaye var. Yani uydurabileceğim güzel funny hikaye fantastik hikayeler var. Ya birazcım bak birader. Ben soru Q yapacağım. Ekiple girdiğim zaman başım ağrıyor. Şu an saat gecenin ikisi. Ben bu saatte insana başını ağrıtamam. Şu an zikir yayın ise online. İnsanların ben merak ediyorum mesela ne hikayeleri var. Mesela 12 yaşındaki çocuk sarı kalemi götüne sokmuş. Oğuz abim mesela ev yapmış kızı sokamamış içeriye. Bunlar güzel şeyler, güzel hikayeler. Mesela biri kuzenini sıkmış bunu biliyor muydun? Bak bunları öğrendik. Eyvallah dilencilere bakam. O zaman dur. Dayı, Muti, sen benim yanıma çocuk yollasana lan. Benim yanıma çocuk yollasana. Çocuklar soru şu. Bugünkü sorumuz. Sorumuz ne olsun biliyor musun? Kimse anlatmadığın enfes bir sır. Güzel, pani, eğlenceli ya da ciddi hiç fark etmez. Biz de ama ismini isterse söylemeye de bilirsiniz. Odamız gizli olacak. Kimse de görmeyecek onu. Hiç fark etmez. Tanıdığımız biri olsun. Yani olmaz. Tamam mı? Rahat olun. Herkes sorabilir. İçim rahat etmiyor ki. Ama hadi bakalım bismillah. Asat. Şu nargile atmam lazım. Hayır, tam ekran yapamam. Ama ne daha iyi. Güzel bir sikem var, bir tane sen şahit olup. Sesim izleri mi? Hadi bakalım. Baba, kafete çıkıyor. Hızlı mı gidelim yavaş? Ben de daha iyi. Oğlum ben fite satmayı unuttum. Fite satamıyorum. Niye ben fite satamıyorum? Oğlum ben özledim fitesi alabiliyordum lan şimdi atmayı bilmiyorum. Bak aslan yükü alacağım. Yük burada yük almaya gidiyorum ben. Yürü hırsın makas orada. Puh. Gelir mi doyulur mu? Doyulur mu? Aşkına bakışan göze doyulur mu? Doyulur mu? Doyulur mu?
Yukarıdan başlayacağım. Ama atçı az. Aman akıllı kaşa gülü ama yüz öyle çakıcı ben ama. Baya kokuyan var. Ey, oh, nice. Burası İzmir yolu. Birazdan Trabzon'a gitsen burada. Sevdiğim yer. Oy aman akım. Hey. Ha bu niye çıktı? Kim lan araşamam. Benzin adam yollan yanıma. Benzin var mı? Benim bitsime açık dur. Mutu yanıma direkt adamları yolla. Amına koyma işte ananı sikeyim. Ben şu an oyuna çıktım mı? Hay ananı sikeyim. Dur bakayım bir şey oldu anlamadım. Direkt adamları yolla. Oh. Oh. Bir an ciddi sandım. Devam. Ah. Oğuz abim gelmek ister misin? Eski günlerdeki gibi gel. Seni anlatsak yarı kana bir hikayem var. İstersen gel. Sitte Hasanat. Oğlum araba çok güzel lan. Aşırı su. Bitisi pik uyuyorum uçuyorum amele bum. Bum. Sen bu kurtlar sofrasından. Ay orada abi gelsin. Güzel kanka. Şerefli bayrağı vurca. Dikemezsen hey, selamun aleyküm. Orada abi hoş geldin. Seninle yanıp kalan iyiyim abi eyvallah. Seni yanıp kalan bir hikayemiz vardı hatırlar mısın? Hangisi? Bir tanesi ev hikayesini anlatmışsın ya. Hani olmamıştı, hı-hı, başaramamıştık. Sonra sen demiştin evet, zamanımız kalmadı bir tane daha vardı. Tüy demiştin gitmiştin. Hatırlar mısın? Hatırlıyorum. Şu an tam zaman değil mi kral? Tam zamanı. Ama bu biraz tuhaf olabilir. Çok mu kötü? Şimdi yok çok kötü değil de. Ufaktan bir anlatayım şimdi. Gel zaman git zaman işte olmadı o işler. Dur lan kapıyı kapatayım anam duymasın. Tamam abi. Siker belam. Geldim geldim. Hoş geldin i̇şte, abim. Kız vermediler biz ne yapalım edelim ne edelim de ki düşünürken düşünürken internette gezerken bir şey gördüm. Ne gördün abi? Şişme bebek. Nasıl şişme bebek? Şişme bebekler var ya böyle. Gittin köye bile şişme bebek mi aldın? Dur anlatacağım. Bu da çok güzel bir hikaye. Biz bunu sipariş verdik. Şişme bebek gerçekten şaka yapmıyorsun. Gerçekten. Ha? birkaç gün içinde geldi. Büyük koli. Dedim bunun içinde de herhalde dedim ben. Gerçek insan var. Bayağı büyük ama. Ha ha. Koliyi aldım. Şeydekiler, postanedekiler bana bakıyor. Bu adam ne götürüyor acaba? Neyse eve geldim üst kata çıktım kartonu açtım kutuyu. İçinde bir plastik çıktı böyle pompa falan var. Ha ha. Bir buçuk litre su koymuşlar herhalde temizlik yapsın diye içme suyu. Ha. Biz bunu şişirdik pompayla şişirdik. Yani yanında birkaç kişi daha var grup haline mi girdiniz öyle? Aynen. Hani bakacağız hani deneyeceğiz. Biz nasıl aynen? Şeymiş diye. Şişirdik biz bunu böyle bacakları ikiye açıldı, elleri ikiye açıldı böyle garip plastik böyle ağzı açık böyle ağzında delik var. İşte farklı yerlerini falan filan. Neyse biz bunu tırayı deneyelim dedik. Bir denedik, iki denedik. Dedim ben bunun üstünde dedim
Koş koşu atlıcım. Yatırdık bunu böyle yere, tamam. Koştum koştum. Belli bir basıncı varmış bunun. Mesela 70-80 kiloya kadar da öyle. Ben 120 kilo. Koştum koştum, bir atladım üstüne. Bebek patladı. Ah. Hadi be. Yani dedik biz bunu. Yani bebeği yardık ortadaki. Ne kadar vermişsin abi zamanda? 300-400 lira bir şey verdik herhalde. Vay be, şişme bebek patladı abi. Aynen. Patladıktan sonra ne oldu abi? Biz bunu yamayalım falan dedik, tutmadı. Lan biz bunu nasıl yok edeceğiz? Nereye atacağız? Evin damın altına indik, benzin bidonu vardı. Bebeği yatırdık yere, üstüne benzin döktük. Yaktık, öyle yok ettik. Böyle bir güzel küçük bir anım vardı. Vay be abim, sen ne sapıkmışsın be. Mehmet, sapık dedin. Oğlum yok, gerçek hayatta yaptığını düşündüm. Yani o şişme bebek diye gerçek olduğunu düşünsem. Ya öyle gerçekten güzel fanteziler mi? Bravo. Hani uzun atlama, kısa atlama. Uzun atlama denedim. Dayanamadı. Yani giriş gerçekleşti mi peki uzun atlama yaparken? Hani 12'den vurdun mu? Vuramadık. Anladım. Onu da ıskaladın. Anladım onu abim. Onu da ıskaladım. Eyvallah abim. Çok sağ ol. Çok sağ ol abim. Teşekkür ederim. Çok kısaydı ama olsun. Ya güzeldi. Yerindeydi. Yerindeydi teşekkür abi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Eyvallah abim. Hayırlı akşamı. Hayırlı akşamlar. Eyvallah abim. Vay be. Ne hikayeler var be. Selam Eşe. Yanıma hemen alsanıza bir iki tane. Değişik lan, bayağı değişik. Bak değişik hikaye, güzel, anladın mı? Anam bize şişme bebek hikayesini anlattı. Normalde böyle kimse anlatmaz. Makar Showtime. Nasıl makas yolda? Hoş geldiniz hanım. İsim vermene gerek var mı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? İyiyim hanım, eyvallah. İsim vereyim mi yoksa isimsiz mi anlatsan? Abi nefesle sen yeter. Tamam, nefesim, hoş geldin. Bizi anlatsan şey, kimseyi daha önce anlatmadın değil mi? Yok abi, anlatmadım. Bizzat kendim yaşadım bunu. Tamam, zaten kimse yaşayamaz, zor. Dinliyorum kardeşim. Yaş kaçtı bu arada? Abi benim yaş 16. Maşallah maşallah. Anlat bakalım. Abi benim şimdi sevdiğim bir kız vardı, tamam mı, mahalleden. Aha. Ben o kızı deli gibi seviyordum, tamam. Bütün arkadaşlarımla kavga ettim o kız için. Aha. Değdi ve mi? Ben... Efendim abi? Değdi mi? Değmedi abi. Tamam, nereye geleceği belli, kız... devam et. Tamam, devam ediyorum. Biraz hastayım abi, kusura bakma. Geçmiş olsun ya. Sağ ol abi. Abi işte ben bu kızı 10 ya da 11 yaşından beri seviyorum, tamam mı? Bu seni seviyordum. Komşu kızı mı bu? Yok abi, şey, mahalleden. Tamam. Evet abi, işte 11 yaşından beri sevmeye başladım. Abi ben bu kıza bağımlı oldum, anladın mı yani? Deli gibi aşığım ben bu kıza. Aha. Ama bir türlü onu ne zaman görsem ona hep aşık oluyorum. Nasıl kızın yani? İnanılmaz bir güzelliği vardı yani. Güzelliğine aşık oldun, evet. Nerede görsem abi yani aşık olurum. Nerede görsen yani? Her an bir yerde görsen gene mi aşık oluyorsun? Yok abi, artık o defter kapandı. Tamam, doğru. Abi işte ben bu kızla 2 sene sevgili oldum. 3 senede ben bu kıza aşk acısı çektim. Haha. Abi işte ondan sonra ben bu kızı en son sahilde bir başkasıyla öpüşürken gördüm. Canlı canlı gözlerimle başkasıyla öpüşürken gördüm. Peşe sen buna ayrıldıktan sonra mı öpüşürken gördün? Yok abi, ayrıldık. 3. senenin sonrasında gördüm ben bu kızı. Bir başkasıyla sahilde öpüşüyordu. Hayır bak, sen bundan ayrıldın, belli bir süre geçti misin? Evet abi, 3 sene geçti. 3 sene boyunca ben o kızı sevmeye devam ettim, belki geri döner diye. Niye ayrıldınız peş onu? Abi işte dayılara falan vardı. Beni ne bileyim böyle pek sevmiyordu. Ama yine de bir yaşanmışlığımız vardı bir 2 sene.
İki sene boyunca seni sevdiğini biliyor muydun peşe? Ya evet abi, yani böyle ara sıra buluşuyorduk. El ele tutuşup bir yerlere falan gidiyorduk. Nereye götürdün en maksimum en güzel yere? Maksimum en güzel yere şeye götürdüm abi, sahile. Sahilde yarram. Yani götüre götüre en iyi yere uğrama amına koyayım. Ya yarram, aradan 3 sene geçmiş. Sen ya amına koyayım 2 gün için geçmiş gibi anlattın öyle yarram. Normalde bu kız hayatını yaşamayacak mı? Be abi yaşayacak da yani bana niye aşk acısı çektiriyor ki abi? E niye bunu önce de kıza yani? Ha, onu kıza gidip söylerim mi? Seni ben seviyorum hala diye. Şu an sevmiyorum da o sevdiğimi biliyordu yani. Peki sahilde ondan öpüşünü gördüğün zaman ne oldu? Abi ne bileyim, böyle bir kötü oldum ya. Böyle bir gözümden bir iki damla bir yaş aktı. Ondan sonra fazla takmadım abi, gittim yoluma. İzlemedin mi onlar ne yaptı? Daha mı gelmedi mi? Sen taşlarını yatırıyor onu. Abi dedim, saat. Değil mi? Daha iyi olurdu galiba. Evet abi, daha iyi olurdu. Söyle. Öpüştürdükten sonra yürüye atırıyor onu böyle şakşuk. Böyle şaplaktan atıyor seni içeri böyle. Bir sağ cötini, bir sol cötini. Şapşup. Yer misin, yemez misin? O an ne hissederdin? O an ne hissederdim? Ne bileyim abi, o çocuğa saldırdım ya. Yani severdim yani o çocuğu. Peki şu an başka sevgili solu mu oynuyor yoksa unuttun mu onu? Abi şu an onu unuttum. Neden, hani çok seviyordun? Ha o eskiden de abi, o bir sene önce falan. Ne no, yani o öpüştükten sonra sordun mu onun? Evet yani abi, onu artık sevmiyorum. Anladım canım. Nefret ediyorum o orası çocuğuna. Bir anda senden geri dönse, dese ki seni ben çok seviyorum. Geri dönse? Geri dönse ne derim biliyor musun ne abi? Ne dersin? Ne derim? Ben ikinci sefer bu defteri açmam dedim. Bir kez açtım, pişman oldum derim. Vay! Anladım. Eyvallah canım. Ya abi. Canımsın. Sen de canımsın abi, akşamlar. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Güzel, nice. Güzel hikaye bu. Bak şimdi bu şu yükü alacağım, buradan oyun başlayacak. Hani böyle bir şey olması lazım. Ananı sikeyim, oyun bitti. Ve salam ya. Oğlum ben yüklenme de gerçekten buraya mı geldim? Aa, beni şimdi arıyorum. Yok ya, ben yük almadan oyunu bitirdim. Ha yok, işi şimdi aldım. Oğlum ne salak, ben bir sürü mazot yaktım. Bildiğin kazıklandım amına koyayım. Kanki ne haber? Şşş, hadi. İş aldın mı? Yücene amanım. Kanki. Şşş bro. Ben onu nasıl atacağım ya? Kanki. Konuşsam mı atayım ona? Hacı. Şşş lo. Ben bunu burada alayım. Götümü atarım ya. Ben bunu al. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın bro? Ya iyiyim İslam'sın, nasılsın Allah aşkına? İyiyim kardeşim, eyvallah. Ya abi anlatayım mı? Timur, senin bana ya, ne efendim? Gibi anlatsan bir şey olabilir ki? Ya abi okul açıldığı gün ne oldu biliyor musun? Ha okul açıldığı zaman hikaye, güzel anlat. Evet. Abi şimdi benim saçım çok uzun, tamam mı? Aha. Beni tüm hocalar, tüm öğrenciler kız sanıyor. Ha seni kıskanıyorlar. Abi yok, kız sanıyor, kız. Ha? Ha seni abi, kız zannediyorlar. Bana bir fotoğrafını atsana, evet, merak ettim. Abi atarım mesela. Abi şimdi... Hayat at. Ha hikaye başlamadan önce bir at. Atayım. Yola bakayım, merak ettim. Sikilir mi sikilmez mi onu bir teyit etmemiz lazım, dur. Ya abi yakışıklı. Bravo. Yalanın mı? Abi ben chatten yazayım, baksana Nono chatine. Kardeşim mesela Discord'dan attım da.
Discord'dan yollasana bak fotoğraf. Atıyorum. Bu kadar zor olmamalı ya. Abi bilgisayar değil mi? Bu ne oğlum? İyi anlatayım, dinliyorum seni. Abi bir tane çocuk var. Sadece kızları internet... Timur? 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 Amına koyayım, benim net gene gitti. Dur bekle bekle, benim net kesedi. Sizin gitti mi internet? Onun ucunda nette bir anomallik var ya. Bağlantı gidip girip girişim bağlanacak, dur. Yine de Türk şartlarında da bir sorun var. İşte Timur herkes kıskanıyor, anladın mı? Hocalar bile. Şu fotoğrafı anlamadım amına, bunu niye buraya koymuşsa. Timur! Sesim geliyor mu kanks? Baksana londik yapıyor kanki. Daha bağlanmamış. Ha burası da aynı. Bak. Net çitti. Dur bekle cürüm, birazdan yazayım. Ay geldi. Timur. Timur. Ay ananı sikeyim ya. Dur net geldi, dur. Timur. Oğlum bu odana niye çıktım salak? Timur. Hep aynı kitabı okurum ben. Nereye gitti lan? Timur'u benim odaya yollasanız abi. Timur, ha. Ali. Ha benim net gitti de, kusura bakma zaten. Şimdi ha, şöyle. Abi pardon. Ben de diyorum, beni niye odada bırakmıyor? Ha şöyle. Ya anla, dinlemedin mi abi hiç? Yo, sen anlattın mı? Ya anlattım bile abi, hatta bekledim 2 saniye. Neyse anlatıyorum. Biz duymadık, bir daha. Şimdi abi bir tane popüler çocuk var, tamam mı? Ha tamam. Ya bu sadece kızlara internetini arıyor. Biz isteyince ver, ya bizimkiler isteyince vermiyor. Benim saçım uzun tabii. Beni iki defa gördü, beni kıskandı. Bana dedi, senin adın ne? Ben dedim abi tabii bize internet lazım. Dedim şey Elif. Abi ama bak sana yemin ediyorum kıza çok benziyorum. Abi gitti bana internetini verdi, tamam mı? Bütün internetini harcadım abi. 10 GB'ını bitirdim. He? Ananı avradını abi. Bana bir kızıyor. Ben, geldi benden 30 liraya aldı abi. Götüme internet parası girdi abi. Abi şey gitti, 2 günlük açlık gitti. Abi hocalar şey sanıyor, hocalara şikayet etmiş bu orospu. Abi bu arada küfür ediyorum, sorun olmaz değil mi? Yok sorun yok, tamam rahatım. Tamam abi. İşte abi ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Saçı kestiriyormuşuz abi. Bize ne bundan amına koyayım? Ha? Bize ne bundan amına koyayım? İşte abi saçı kestirince ne oluyor biliyor musun? İnternet bağlanamayacak mısın burada? Yakışıklı olamıyorsun saçın kısaldığı evet, zaman. Lan sekti. Ya evet. Şadana çık ya. Ya buraya tek çat ha. Çık adana. Buraya tek çat. Buraya tek çat. Salak amına koyayım ya. Ben mal amına koyayım. Ben de bunu dinliyorum bile ya. Salakım. Saatte 9 kilometre sapat. Baba! Hoppo! Hoppo! Şak 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 şak! Topa bak, topla söyle bak! Hop 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 hop! Bir sağ, bir sol! Senedeki! Bu açsın, hoş geldin canım. Boğaç! Lan oğlum mikrofonu aç da! Emre ne haber kanki? Emre! Geldim abi. Hoş geldin Emre kardeşim, nasılsın?
İyiyim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, eyvallah canım. Bugün ne anlatsan bize enteresan olaylardan? Abi, ben anlatacağım şimdi. Kuzenin sikmeni değil mi? Ne abi? Kuzenin. Yok abi. Ha iyi, tamam, anlatabilirsin. Abi ben bir kız sevmiştim. Ben bir kız sevmiştim. La oğlum. La getir la. La oğlum, ben bir kız sevmiştim. Ben bir kız sevmiştim. Ben harbi kız sevmiştim. Anlat kardeşim. Bak, bak, 2,5 yıl filandı. Ortaokuldaydı. Arkadaşım demişti ki, oğlum dedi, yavşak dedi, o sana bakmaz dedi. Küçücük boyum var dedi. Boyun kaç normalde? Sonra, şu an 1,75 filan da, o zaman 1,60'larda bir şeydi. Aha. Çocuk sonra dedi ki, İşte olmaz falan dedi. Aha. Ben dedim olur oğlum, olur dedim. Sonra çocuk bir baktım. Çocuk sonra geldi yanıma, dedi ki, Emre dedi, sana bir şey diyeceğim ama kızıma dedi. Aha. Kızla sevgiliymişler. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Dur rap yapayım. Nasıl? Ah be kardeşim benim, üzülme be. Başlar be, orası bir çocuğuymuş. Değmez. Şok oldu zaten abi, bir şey olmaz. Anam düşünsene, şu an onun kaynında. Öyle cömleğin arasına sokuyor, çıkartıyor. Sokuyor, çıkartıyor. Ah be, aklamasan kardeşim geldi. Üzüldüm bak gene. Neyse. Üzülme be. Görüşürüz abi. Görüşürüz Emre kardeşim. Şenir. Sağ, dikkat et ama değmez. 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 Tamam Emre, siktir. Yeter amına koyayım. Sen çıkabilirsin, uzatma. Dur vay vay. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Senin ne gibi bir hikayen olabilir ki? Sen bir cahil değil miydin? Sen cahil değil miydin oğlum? İyiyim abi, onu anlatacağım zaten şimdi. Ha anlat. Bakmam da ulan, ilkokuldayım ben, tamam mı? Böyle gacılar, bir de erkekler falan var. Bizim erkekler top oynuyor, gacılar da ip atlıyor bizim orada, tamam mı? Aha. Ben de bunları ip atlıyor diye bunların yanına gidip ip atlıyordum bunlarla, gacılarla aramıyordum. Aha. Bizim erkekler de bana küsüyordu. Ulan orası çocuğu, ama içimizi satıyorsun falan yapıyordu bana böyle. Çok doğru. Ondan sonra ben de böyle ip atlıyordum bunlarla. Böyle aram değil, samimiydi falan gacılarla. Aha. Ondan sonra bir ara bunlardan biri bana açıldı abi, tamam mı? Ben nasıl? Kim atsın? Erkek mi atsın? Hayır. Erkek değil abi. Kız attı dedi. Ha ya, kız atsın, tamam. Aynen. Ondan sonra ben de reddettim gay olduğum için filan. Ondan sonra... gay olduğum nasıl öğrendin? Gay olduğum nasıl mı öğrendim? Arkadaşımın tadına baktım. Nasıl yani? Anlamadım. Ne oldu biliyor musun? Okulda bu yemek yiyordu. Tamam mı? Ondan sonra yanaş bakayım, ben de yiyeyim dedim. Ondan sonra tam yerken tak diye öptü beni. Tadına baktım yani. Güzel, tamam. Ondan sonra sen oraları fazla karıştırma, ben ip atlamadan devam ediyorum. Ben bu kızı reddettim falan, ondan sonra ortaokulda baktım bu kızı böyle satışıyorlar falan. Ondan sonra gittim, hayırdır lan siz dedim, bir koydum çocuğa böyle. Ondan sonra o da bana sıçtı ağzıma tabii, birkaç tane de sıçtı böyle. Ondan sonra tabii okulda yaşanıyor bunlar, öğretmen çekti odaya, dedi siz hayırdır lan dedi. Ondan sonra işte böyle uyardı falan, tokat mukat attılar amına koyayım. Ondan sonra ertesi gün ben bunu çağırdım çıkışa, dedim ki gel lan senin bir amına koyayım dedim ben. O da dedi işte ben bana dedim çıkışta gel dedi. Bu da öğlenliğin geldi, birkaç adam topla sopayla mobayla bir sıçtı benim ağzım öyle, ağzıma uyu var benim böyle. Ondan sonra ben de gittim. Lan dedim orospu dedim, hani çıkışa geliyordun lan dedim, öğlenliğin sen beni çıkıştın falan. Ondan sonra ertesi gün bizim sınıfta bir tane ayı bir çocuk var, tamam mı? Bu çocuk modellendi. Lan ben elektrik çokmak getireceğim, ben bu çocuğun amına koyacağım falan dedi. Ondan sonra dedim kanka sakin ol dedim falan. Ondan sonra çıkışa çıktık biz. Bir çocuğu çağırdı bunlar, bizimkiler baktım dinlemiyor. Bizimkileri bir hareket çekmiyor. Ondan sonra çocuk hayırdır amına koyduğum çocukları falan deyince çıkarttım böyle ceketle çantayı, dedim seni almadığını sikerim dedim. Bir koydum buna ben böyle. Ondan sonra bu böyle yere sarılınca çıktım üstünden. Bir sağa bir sol bir koydum ben buna. Ondan sonra bunun sınıfındaki arkadaşlar çünkü elinden zor aldılar, tamam mı? Aldılar beni böyle otobüs sonra falan çektiler. Ondan sonra dedim ya gözümü görünme, seni ananı avradığını sikerim dedim. Wow. O da böyle tabii ağzı burnu böyle sikilmiş halde yerde yatıyordu. Ondan sonra ertesi gün gittik ve bundan sonra öğretmen müdürler falan bunu duymuş falan.
Ondan sonra çekti müdürler, böyle her gün bina masasına, müdür odasına seni arıyorlar, tamam mı? Ondan sonra müdür aldı, çağırdı günü beni. Ben de şimdi okulda böyle istediğiniz gibi kavga edemezsiniz dedi. İmza atacaksınız, kınama cezası yiyeceksiniz dedi. Ben dedim sikerim lan, ne imzası lan dedim. Ben imza atmıyorum dedim. Çektim kapıyı. Ondan sonra hadi ben de sana okuldan siktir çekmiyor mu dedi bana. Ben de dedim çok da sikim de dedim. Sonra çıktım okuldan. Ama sınıfa gittim, sınıftan çanta aldım, eve geldim falan. Ondan sonra ertesi gün bir daha geldim ben okula. Bu sefer de böyle herkes bana tilt böyle ayağa. Tilt dedim tabii, okuldaki çocuklar falan böyle full bana şey, ama öğretmenler bana falan full tilt böyle. Fen hocası bir güne geldi sınıfa, dedi. Lan dedi, türüş değil de şey dedi, sen dedi şey bu sayfaları dedi deftere yazacaksın dedi. Ben de dedim yazmıyorum lan dedim. Ondan sonra yazacaksın lan dedi. Ben de o bu sefer o dediği sayfaların rakamlarını deftere yazdım abi. Rakamlarını deftere yazdıktan sonra böyle birkaç dakika bekledim. Suratına baktım böyle. Ondan sonra öğretmen geldi. Dedi yaptım, yazdın mı sen bunları dedi. Ben de yazdım dedim. Ondan sonra aldı defteri yere attı dedim. Senin amına korum dedim. Sen nasıl onları yere atarsın dedim. Ondan sonra kaldırttım defteri ona yerden. Kaldırdı defteri. Ondan sonra tabii bir götüm kalkmış. Ertesi gün bizim sınıftakiler lan dedi. Lan dedi nasıl yaptın dedi, öğretmen o dedi falan filan dedi. Ondan sonra bir günü böyle müdür yine çağırdı odaya. Sen şimdi imza atmıyor musun dedi. Atmıyorum lan dedi. Ondan sonra bu böyle bizim müdür yardımcısı falan da geldi. Baktım beni dövecekler. Tamam mı? Ondan sonra tak diye bir ıslık koydum. Bizimkileri çağırdım falan. Bizimkiler öğretmenlerle böyle sopalarla böyle... Sopalarla falan böyle giriş yapmaya başladılar. Ondan sonra ben de o ara tabii sızdım falan. Yerle bizimkilere kaçtı. Kaldı, ben de şey aradan çıktım böyle, bizimkiler de kaldı sonuçta, onu cezaevle onlar yiyecek. Ondan sonra ben de işte gittim, kızı kurtardım falan, özelden yazdım, yazıyorum buna böyle böyle, o da bana böyle böyle yazıyor. SC değil miydin? Tabii ben araya gittik. Ne? Gay. Sen be, yorulmadınız mı ya bu gay'den? Sana ne? Hikaye sallıyor galiba. Daha dinliyorsun, araya ne cürün ya? Devam et. Sen niye araya giriyorsun? Sen araya giriyorsun. Özür dilerim Türüç. Özür dilerim Türüç. Türüç abi. Efendim abi Türüç abi. Adam oldu. Sen dinleyeceksin, duydun mu? Bak ben bunu dinle. Buyur abi. Buyur Türüç abi. Ne yapmam istersin abi? Domal da sikim, tamam mı? Şimdi niye domalıyorum Türüç abi? Bana isteğimi sordun. Ama isteğim beni niye domaltmak Türüç abi? Türüç. Giyim. Ha burada bak padişah götü var. Bak İslam Bey bizim padişahımız, anladın mı? Yok, oraya kadar sikimiz ermiyor ne yazık ki. Baba zaten. O zaman sikimiz o kadar şey değil mi ya? Arşa çıkmıyor neyse. Tres bitti. Tres hikayem bitti mi? Bitti sayılır. Ya öyle bir şey de ceza meza yedim. Ondan sonra kızı da falan böyle aramayı yapıyorum falan. Ondan sonra böyle arayı bayağı genişlettim falan. Okulda hatta oluşuyoruz falan. Ben de bunun sonunda kantine götürüyorum. Böyle bir şeyler ısmarlıyorum falan. Ondan sonra bu bir günü böyle bak ben bundan şüphelenmeye başladım falan. Tabii biz de bunu araya yaptık. Ondan sonra ben bundan şüphelenmeye başladım. Bu böyle başka erkeklerle falan yazışıyor falan, ben bunları görüyorum. Ondan sonra bir gittim baktım, beni başkasıyla aldatmış, tamam mı? Dedim ben senin için burada kavga ettim, okuldan atıldım falan filan dedim. Tabii ben de orada başka okula başladım. İşte oradaki kızlar tabii daha güzel. Ben de baktım bu bunu yapınca ben de fırsat bırak. Ondan ayrıldım, tamam mı? Ondan sonra başka okuldaki okulda tabii selamünaleyküm ey kadın tabii, dostlarım. Geyler falan da vardı. Nasılsın, iyi misiniz? Ondan sonra oradaki ben çok geyler, iyiyim, oradaki geyler falan böyle tabii yakışıklı olduğum için. Neyse. Sürekli bana böyle sinyal minyal akıyor, tamam mı? Ondan sonra... C'ler mi sinyal akıyor? He? C'ler sana sinyal mi akıyor? Evet bana sinyal akıyorlardı abi. Çok tehlikeliydi. He. Ondan sonra bizim böyle sınıfta ortam falan var. Ama bizim sınıfta sadece bir tane gay var, tamam mı? Ondan sonra bunlar dedi bu senden hoşlanıyor falan dedi. Ondan sonra ben de şey yaptım. Bunlar bana dedi bir fake hesap falan aç dedi. Buna böyle şey yürü falan dedi. Biz bunu ifşalayalım falan dedi, tamam mı? Böyle yüzümüzü ortaya çıksın, gay olduğu şey olsun dedi. Ondan sonra ben buna yazmaya başladım falan, böyle aramayı yapıyorum falan. Ondan sonra baktım çıkışlarda falan elimi tutmaya falan çalışıyor. Dedim bir koydum tokadı lan amına koydum diye dedim. Sen, hay maşallah, hay maşallah, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Ondan sonra seni siktin adadın. Aynen. Oh be. Kusura bakmayın. I'm sorry. Hadi nerede kalmıştık? Amına koydum, sus ben de çit. Seniz orospu ağız. Sen hareke.
Halko nasıl kardeşim? İyiyim abim, sen nasılsın? Ben iyiyim kardeşim, eyvallah. Senin niye sesin götümden geliyor? Tamam bekle biraz, yükselteyim sesimi. Dayı söylemişti. Hah, söyleyeceğim. Abim 5 dakikayla hayatım değişti. O 5 dakika ki benim cidden şu an burada olmadığımı veya gerçek hayatta olmadığımı bile şey yapar. Abi bir gün, bu arada benim annem öğretmen ve annemin öğretmen olduğu okulda okuyorum ben. Ve torpilli piçe. Ha, yani bildiğimiz işte annesinin öğretmen olduğu okulda okuyan çocuk zaten hep piçtir. Evet, çünkü öyle. Sonra anam veriyor sana zaten George. Ha, sarı ağzımıza sıçıyor. Vermiyor mu? Vermiyor abi mu? Yalan mı amına, vermiyor mu? Yok vallahi vermiyor. Bizimkiler beni o kadar dövdü. Hayır. Annenin sınavı olduğu zaman soruları sana annem verdi mi hiç? Yok. Hiç vermedi. Vallahi yemin et. Vermedi. Yemin et. Bak hayır. Benim annem anaokulu öğretmeni. He tamam. Tamam. He. Şimdi. İşte bir gün ben bir tane hoca dedi ki gel en önde otur. Ben de en arkada oturup kart oynayan çocuklardan biriyim işte. Okumayan birisiyim. Tamam. Abi neyse geçtik önü. Bir tane de bizim sınıfta hasta çocuk var. Aklen hasta. Ama ki bence kendini hastalığa koymuş yani. Hasta falan değil çocuk. Sağlam insan. Neyse abi işte bir gün işte matematik hocasının arkasınca işte hoca dönmüş işte ders anlatıyor. Bu kalktı hocanın arkasınca boş boş hareketler yaptı. Ne hareketleri? Gereksiz gereksiz ergen ergen hareketler yaptı. Ben dedim birisi senin ablanı o hareketleri yapsa o işine gider mi dedim. Ki yaptığı şeyle söylediğim şey aynı şey. İkisi de bir bayana karış oluyor. Dedim hoşuna gider mi dedin, işte ne diyorsun falan. Dedim zilden sonra gel konuşalım yani. Neyse zilden sonra takmadım. Hasta olduğunu biliyorum. Bir şey yapacağım sonra annem yine kızacak bana. Anneme bakacak. Bana gelmez de annemi gider bak. Ben de istemiyorum tabii. Oh, neyse abim. Çocuk geldi zilden sonra. Ve ben de saplamadım, yanına gitmedim, kendisi geldi. Dedi sen kimsin benim ablam hakkında böyle böyle. Ben de yine saplamadım, git yani bana bulaşma dedim. Neyse bu çocuk gitti, sonra bizim sınıfta, bizim sınıfın arkadaş yani çocuklar da piç, erkekler net piç. Bu çocuğu gaza sokmuşlar, demişler böyle böyle senin bacına böyle laflar söylüyor, sen yerinde olsaydın ben bunu dövmüştüm. Buyurunuz bu çocuğa. Ha yani bizim sınıfta bu her yerde var. İşte bu arada ben Türkiye'de oturmuyorum, Azerbaycan'da oturuyorum, burada genellikle tüm okullarda öyle. Neyse abim işte bu geldi sonra dedi ki lan böyle böyle. Bana vurmaya çalışırken ben bu çocuğa bir kafa attım. Çocuğun dili, hasta ya çocuk, çocuğun dili gırtlağını gitti ve nefes alamadı çocuk. Kitlendi kaldı çocuk. Titriyordu bak Allah korusun ki gerçek. Sınıfın kızları bağırmaya başladılar ve gittiler hoca çağırmaya. Abi bizim okulda da işte bir tane hoca var, her şeyi anlıyor. Kapını aç, hocanın kapının önünde. Yani bir iki attım önünde. Çocuk 2 dakikadan önce o dili gırtlağından çıkarılmasaydı çocuk ölüyordu. Vay ananı sikeyim. Yani ölseydi sen şu an belki hapisteydin. İşte dedim ya 5 dakika. Anladım canım, anladım. Büyük geçmiş olsun. Demek ki herkese böyle zırt diye laf atmayacaksın, anladın mı? Yok çocuk bir de hastaydı. Neyse abi ondan sonra işte olay ondan sonra. Neyse annem bilmiyor şimdi bunu. Hocalar falan başladılar, bana bağırdılar. Bu çocuk işte şey çağırmak istemiyorlar işte. Tip 1-2 gelsin çocuğa baksınlar. Çünkü okulda sıkıntı çıkar diye. Alttan annesini çağırıyorlar. Hocalar çağırıyorlar, bakıyorlar çocuğa. Neyse bana da şey dedi sınıf hocası, git dedi. Ya yüzüne bulaşacak dedi, git dedi. Ben de gittim. Abi neyse gittim. Annemi gördüm hatta giderken. Annem geliyordu işte. Okula geliyordu. Ben de eve gidiyordum. Neyse annem şey dedi, nasılsın misin? Ben de gittim normalmiş gibi. Abi akşam okula çağırdılar beni. Neyse annem bağırdı biraz bana ki okulda falan. Abi 3 ay okuldan uzaklaştırma. Evde de zaten 3 ay uzaklaştırmadan sonra babam da zaten burada değil. Rusya'da çalışıyor. Annem bilgisayar ne izin ne dışarı çıkma. 3 ay evde hapis. Ondan sonra 3 ay okuldan uzaklaştırma. Üstüne de 10.000 TL şey ceza. Nasıl yani? Sen abi para cezası mı aldın? Ben ceza almadım. Kim aldı? Bak, okulda çocuk hasta ya. Çocuğu hastaneye götürmüşler, bakmışlar sıkıntı falan var mı? Sıkıntı varsa falan parasını da biz karşıladık işte. Ha. Bir yola çıkmışsın.
Çünkü büyük bir olay çıksaydı yani şeye kadar giderdi işte. 10 binden daha büyük Anladım. çıkardı. Anladım İşte şimdi. şimdi 5 yani 5.000 şey verdim. 5.000'den işte bunun adli işlemlerini Para bok yaptırmaya çalıştım. tabi. Akıt Tabii gitsin. çocuk Pişman mısın namazsa peki bu yaptığını? yok. Yok, hiç kimse bir kadının arkasınca okulda bile yapamaz. Oğlum bu yapamaz yani bu ama bu konuşarak halledilebilir bir şey yani. Çocuk bunu kabul etmemiş olabilir ama sözü hasta Abi diyorsun bir hayır. sen. Tamam çocuk hasta da bunu gaza getirenler sıkıntı. Ondan sonra biz bunu araştırdık. Ben bu Ben çocuğa kafa atmıştım. Çocuk yere düşmemiş. Birisi çocuğu arkadan itelemiş. Yani ayağını itmiş. Çocuğun başı öyle demire değmiş. Normalde Ha. çocuğa kafa vursaydım arkaya giderdi değil mi? Ya Yine bu mantı işte ayağını aynen. itmiş. Çocuğun başı demire değmiş ve çocuğun dili gitmiş. Aslında orada Anladım. suçlu ben değil. Orada bir tane çocuktu işte. O da benim Onu başıma patlamış. görmemişler mi? 10 bin lira Anladım. O gelmiş sözü bana. görmemişler mi? Ya o çocuk sonradan belli oldu da o çocuğa bir şey yapmadılar. Sonra çıktı Anladım canım. okuldan Büyük da. kesmiş olsun canım. Yani büyük ihtimal Sonrasında... sana kalıyordu. Evet yine bana kaldı zaten 10 bin lira 3 ay. Şimdi Para isterse oğlum şey sözü yapmaz. görmezsin nedir oğlum? Ölseydi 10 bin lira kurtarmazdı büyük ihtimal seni. Yani 10 bin ya 100 bin versem biraz zor kurtarırdı. Yani dediğin gibi. Oldu canım eyvallah bu hikayesi çok şu an. Sağ olasın. Eyvallah kardeşim hadi hayırlı Başka başka gezelim. hikayeler de var. Görüşürüz. Görüşürüz canım Allah'a emanet. Enteresan. Hayvanım. Bir tane kız yollasanıza buraya. Kız erkek. Kız olsa daha iyi olur. Devam ke. Gaza bas ke. Selam. Vay amına koyayım. Ne aracın? Ferhat kardeşim hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? İyi kardeşim iyi değil mi olalım. Böyle kimse anlatmadığın bir şey var mı? Böyle bize güzel sırrını paylaşabileceğin. Abi yok ama ben başka bir şey anlatacağım. Nasıl başka bir şey anlatsam? Ya şimdi herkese klasik. Şimdi bir kız vardı Ha. abi. Alo. Gene üzere devam et, devam et. Ben dinliyorum seni. Şimdi abi bir kız vardı. He. Bu başka okuldaydı abi, tamam mı? Ha. Sonra bu kız da bana arkadaşlar gösterdi. He. İşte ben de bayağı beğendim falan abi. Kız Bir sene. arkadaşların ayarları ve sen de beğendinsin onu anladım bunu. Böyle mi? Aynen. Tamam. Ondan Arkadaşların bir sonra abi pezevenk he. bir sene falan o ayrı okulda okudu, ben ayrı okulda okudum. Sonra Çıkıyor muydunuz peşi? dönem bitti falan. Hayır. Tamam. Dönem bitti falan. Ondan sonra ben sınıfta kaldım. Güzel. Sonra ailem beni onun olduğu okula aldı. Oo, çok O iyi. da o da o da o ara benim okuduğum okula gelmiş. Hadi be, oha. Oy ananı sikimi. Dedim Allah'ım dedim nasıl olur falan. Oha. Ama biz tanışmıyoruz. Hadi Ben be. bekledim falan. Allah Allah dedim. Arkadaşlar dedi senin okula gitmişler. Ondan sonra bir hafta sonra geldi. Nereye geldi? Şimdi şöyle bölümler var. Aha. Ben konaklamaya düştüm. Bölümün adı konaklama turizm. Aha. Eğer o benim okuduğum okula gelmeseydi Evet. Yiyecek içecek bölümünde okuyacaktı. He. Sonra kontenjan dolu olduğu için benim sınıfıma geldi. Sen aynı sınıftasınız. Aynen Çok aynı iyi. sınıftayız. Onun bu ne biçim bir şey? Ondan sonra abi ben söylemedim falan bayağı buna. Ama seviyorsun değil mi hala onu? Aynen. Tamam. Söylemedim falan. En sonunda gezi oldu abi. Tamam mı? Okulun gezisi oldu Aha. Çanakkale'ye. Ben bu arada İzmir'de oturuyorum. Hı. Geziye gittik abi, o da vardı falan. Güzel, çok Biz iyi. gezdi, biz gezdi. İki arkadaş baya içtik falan, sapıttık abi. Ondan sonra ben okuldan atıldım. Sonra bu bana yazdı. Bu bana yazdı abi.
dedin ne oldu falan dedi en son dedi. Sonra biz konuşmaya başladık falan. Ha ondan sonra ola tamam. Çok değişik evet. Ondan sonra konuştuk konuştuk. Dedim ne olacak yani falan böyle. Dedim benden hoşlanıyor musun falan dedim. Yok dedi söylemem falan dedi abi. Ondan Utanmış. sonra dedim hadi söyle de ona göre yani hareket ederim. Hoşlanmak değil dedi. Ben galiba dedi seni seviyorum dedi. Oo, nice. Ondan sonra biz çıkmaya başladık abi. Böyle çıkıyoruz falan. Ben alkol kullanan birisiyim. O da alkol kullanıyor. Ondan sonra abi şimdi biz arkadaşlarla içiyoruz falan yine. Bunu söyledim diye bana trip attı abi. Neyi söylediniz? Seviyorum diye mi? Yok hayır. Alkol içtim arkadaşlarla biz ortam yapıyoruz işte. E tamam İçiyoruz falan. normal, çok güzel bir Ona şey. söylemedim diye abi trip atmaya başladı. Haklı. Ondan sonra Merve de bana aynısını yapıyor. dedim neden böyle yapıyorsun falan yani bir şey yok bunda biliyorsun alkol kullandığımı falan. Ondan sonra abi yok dedi ben dedi dayanamayacağım dedi bilmem bir şeyler söyledi bana. Ha Abi ondan sonra ben tam 15 gün ağladım abi. ha. Ay kıyamam 15 ya. gün. Ne kik Kur'an ya. çalsın ilk defa bir kız için ağladım. E sonra ne oldu? Sonra abi bir arkadaşlar bana söyledi işte dedi o yüzden ayrılmamış dedi. Benim bir arkadaşım var ilkokuldan beri. Ha? İşte onu seviyormuş. O yüzden ayrıldı dedi. Ben de sordum buna. Evet falan dedi. O yüzden ayrıldım dedi. Ondan sonra yani abi bir sene mi oldu? 2 sene mi oldu? Duruyor öyle. Yani kız başkasını sevdiyse seni ayrıldı. Aynen ama benden ayrılma sebebi ben alkol içiyorum. Saçma bak kanki. Belliymiş zaten. O da Saçma orası. abi. Aynen. Yapacak bir şey yok. Sağlık Hayat olsun devam be. ediyor. Üzücü Sağ kanki. olasın abi. Üzücü. Üzüldüm bari. Güzel hikaye. Güzel. Nice. Böyle hikayeyi bize paylaştığın için çok sağ ol kardeşim. Ne demek abi? İyi Bir kapıyı daha yayınlar. öğrendik. Eyvallah. Aynen abi. Peki Hadi bir görüşürüz. anda dönse yeri gelse Buyur abi. affeder misin onu? Abi çok zor ya. Neden? Yani şimdi ayrıldıktan kısa bir süre içinde olsaydı belki olabilirdi ama şimdi olmaz. Anladım. Ve ben ondan sonra daha kimseyle çıkmadım abi, konuşmadım da. Hadi be. Hiç yani Aynen. biri geldi sana yazsa bile yok. Yok abi. Vay be kitledi seni ha. Geçmiş olsun babuş. Aynen. Sen de bizden birisi kardeşim. Sağ Aile ol. hoş geldin. Welcome. Hoş buldum abi. Kendine iyi bak kardeşim. Allah'a emanet. Sen de abi hadi görüşürüz. Kim ne yapıyoruz? We are Skarvik. Dura şu müziği kafam ardı ya. Ah. Allah müzik. Ah. Ah. Oh, yes, Skarvik. Yes, no. Yes. Allah'ım inşallah bir yer çalışır. Amin. Normalde çalışıyor şu an. Yer kamik. Güzel olmadı mı lan? Bence güzel. Bunu her hafta bir gün ya da 2 gün yapalım. Ha bir ara geçeceğim. Şu nargile daha yeni. Birlikte bir ara geçtikten sonra daha içeceğim.
koşmalı bir yere. Biz dön baba dönelim, geliyoruz aynı yere. Bu döngü kısır döngü, başı var da sonu yok. Dönüyorum dönen yok. Sonunda bir çıkış yok. Yok da abi, her çekik her gün oynuyoruz abi. Bir ameliyatı bir deneyelim. Son duruma göre VR çekike geçeriz, dur. Oh, heyecanlıyım, dur bakayım VR çalışacak mı? Şimdi ilk önce takip gözlerini mi çalıştırayım yoksa direkt kafalığı mı çalıştırayım? Ne diyorsunuz? Ben Oğuz abi hikayesi efsane ya, şişme bebek manyağı. Oğuz abi doğum gününde sana şişme bebek alacağım, söz bak sana, yeminim olsun. Bir daha. Hem de robot da böyle fış fış fış